Sinan Bey. Alo, bir kaza oldu. Beykoz'da ormanlı bir yoldayız. Arabada baygın biri var. Acil gelmeniz lazım. Talha Bey. Talha Bey. Talha Bey. Yardım edin. Yardım edin. Ceylan Bey, ne olur dayanın. Ceylan. Buradayım, buradayım. Buradayım. İyi ki varsın. Ne olur dayanın. Ceylan Bey, Ceylan Bey, ambulans geldi. Ambulans geldi. Az kaldım, ne olur biraz daha dayanın. Biraz acele edin. Ceylan Bey. Azıcık dayanın, ne olur. Nabız düş, hadi. Defibrilatör hazırla hemen. Güzeli ayarla. Nabız normale dönüyor. Trafik kazası, ARH pozitif, 200 bekana ihtiyacımız var. Acil ameliyathanenin hazırlanması gerekiyor. Hemen. Sarsmayalım arkadaşlar. Bu da kim? Ne yapıyorsun sen orada? Yaklaşma, rahat bırak beni. Tamam kızım, sakin ol. Ben buranın bekçisiyim. Rahat bırak beni dedim. Bizim mahalleden misin sen? Hiçbir yerden değilim. Buradan sen, kesin senin aileni tanır.
çağırırız. Olur mu? Ailem falan yok benim. Rahat bırak dedim. Sen Hamza abinin kızı değil misin? Kimsenin. Hiçbir şey değilim ben. Sakın bir delilik yapma kızım. Tamam mı? Sakin ol. Anne yatırdım her şeyi. Tamam kızım hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Leyla. Günün geçmiş olsun. Ceylan kızım iyi miymiş? İyiyim diyor ama benim gözümle görmeden içim rahat etmeyecek. Esas patronu çok kötü vaziyetteymiş. Ah, Rabbim şifasını versin. Hadi bakalım. Elvan içeride uyuyor. Hah, tamam. Hadi Hamza hadi. 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 Ah, telefonu unuttular. Alo. Ya hayır hayır yanlış anlamadınız. Hamza'nın telefonu. Halil oğlum sen misin? Ben Hacı annen. Ne? Ama içeride uyuyor dediler. Yok. Nerede? Nerede dedin? Annem bak yiyeyim bir şeyim yok. Abla, Taylan Bey nasıl? Ameliyatta. Ceylan hakseversizsiniz değil mi? Benim. Hastane polisi ifadenizi alacak. Buyurun. Bir şey yok hanım. İfadesini alacak. Gel kızım. İnşallah. Anne. Ömer abi arıyor. Ne yapacağız? Ver bana ver. Ne diyeceksin? Ömer oğlum. Ben Gülnur annen. İyiyim yavrum. Ceylan. Ceylan da burada tabii. Biz komşuya geldik. Gezmeye geldik. Ceylan şimdi lavaboya gitti. Dur ben şimdi Ceylan'ın yanına gidip telefonu vereceğim. Tamam. Ay. Hacı anne. Hayrola nereye böyle bu saat? Ah yavrum ah. Ceylan. Ceylan Ömer arıyor Ömer. Veriyorum Ceylan'ı. Çıktı lavabodan. Hani sana söylemiştim ya biz komşulardayız diye. Ha bak Duda ablanların da çok selamı var sana. Tamam oğlum. Tamam. Oğlum hadi verdim. Anne ne yaptın? Ömer. Ne haber Ceylan? İyiyim. Geç çıktım da işten. Oradan komşuya geldik. Sen ne yaptın? Ne yapayım ben de gelir gelmez işe güce verdim işte kendime. Yasemin Kurt, danışmaya bekleniyorsunuz. O ses ne Ceylan? Ya çocuklar televizyonun sesini çok açtılar da oradan geliyor. Kötü bir şey yok değil mi? Ceylan bana bak ben senin sesini beğenmedim ha. Yok vallahi iyiyim. Ama benim kapatmam lazım ayıp olmasın şimdi. İyi tamam. Seni seviyorum canım. Ben de seni. Anne niye yalan söyledin ki şimdi Ömer'e? Hakikaten hanım ya. Baba kız gelmeyin üstüme. Gurbetteki adama kaza geçirdi denir mi hiç? Olmaz. Feride Hanım. Feride Hanım. Nasıl Taylan'ın durumu? Hala ameliyatta galiba. Ceylan Haksever. Buyurun.
Elvan! Elvan yavrum! Yürü Sezgin, yürü! Hacı anne burada, burada. Elvan! Elvan yavrum! Rahat bırakın beni. Elvan, gel yanıma bir oturup konuşalım. Konuşacak bir şey yok Hacı anne. Artık yolun sonundayım, bitti. Yavrum, bak her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Hayır, bitti. Bitmedi yavrum, bitmez. Allah dermansız dert vermez kullarına. Bana verdi. Benim derdimin dermanı yok. Ölmekten başka hiçbir yolum kalmadı. Gel, gel yavrum. Hadi gel kuzum. Elvan! Yavrum, yavrum. Geçti, geçti yavrum. Ah güzel yavrum. Canım. Korkma, geçti, geçti, geçti. Sağ ol. Sağ ol. Hadi gel çocuğum. Gel ya. Evet. Şurada dur. Allah senden razı olsun yavrum. Bu akşam çok büyük sevaba gittin. Hadi sen de git artık. Bekleyelim. Belki bir şey lazım olur. Yok yok. İhtiyaç olursa ben sana haber ederim. Can burada olanları... Merak etme, ben kimseye bir şey söylemem. Sağ ol yavrum. Hadi kızım. Gel yavrum. Hadi kızım. Aşağıda ailesiyle beraber. Çağırın. Taylan lütfen, yetmedi mi artık? Beni o kurtardı. Hastamızı odasına götürelim. Dinlensin biraz. Ceylan demek. Bebek diyemedim, ak sütümü veremedim. Nene kuzum kuzum, nene balam balam. Nerede o? Ceylan'ı mı sordunuz? Evet, senin kızın değil mi onu soruyorum. İfade vermeye çağırdılar. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa... Var. Kızına söyleyeceksin, oğlumdan uzak duracak. Ne oluyor ya? Oğlunuza biz de çok üzüldük ama yani bu bir kaza olmuş. Benim kızımın ne suçu var ki? Gecenin bir yarısı oğlumun arabasında ne işi vardı acaba? Belli ki oğluma kancayı takmaya... Hanımefendi kendinize gelin. Ne dediğinizi bilmiyorsunuz bence şu an. Ben ne dediğimi de, Ceylan'ın ne yapmaya çalıştığını da çok iyi biliyorum. Yeter ama. Hakikaten be. Şunların haline bak. Siz ne biçim konuşuyorsunuz bizimle? Tamam yeter artık. Çabuk terk edin burayı. Kızına da söyle, bir daha oğlumun yanına yaklaşmaz. Anlaşıldı mı? Abla, abla ne yapıyorsun?
Abla, Sahin Bey seni çağırıyor. Gitmen lazım, çok acil dedi. Kadına bak ya. Sen sabır ver bana ya. Ablamın kusuruna bakmayın. Taylan'ın durumu biraz sinirlerini bozdu onun. Ha, Ceylan. Taylan ameliyattan çıktı. Durumu iyi. Siz isterseniz beklemeyin artık, eve gidin. Ha bir de yarın sen eve gelme, tamam mı? Geleceğin zaman biz sana haber veririz. Tamam. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Hanım. Ne oldu, neyiniz var? Daha ne olacak ki baba? Yok bir şey Hamza. Geç oldu, biz yorulduk herhalde biraz. İyi madem, Taylan benim durum da iyiymiş. İsterseniz eve gidelim. Evet evet, hadi biz eve gidelim. Hadi, hadi, hadi. Ah ben ne yaptım? Ya Ayşe'nin kaybolduğunu duyunca benim nevrim döndü. Yani kızın durumunu unuttum. Oh, ellerim kırılsaydı. Yapma yavrum. Bir tek meseleyle bu hale gelinmez Gülnur. Belli ki kızın ruhu yaralanmış. Önce onu düzeltmemiz lazım. Onun için de bir doktora götürmek şart. Bu dediğini daha önce yapsaydık. Belki bu kadar uzun süre ayrı kalmazdık yavrumda. Olmuşla ölmüşe çare yok Hamza. Maziyi bırakacaksınız artık. Bugüne bakacaksınız. Ben Elvan'ın derdine çare olacak doktoru bulunca size haber veririm. Allah senden bin kere razı olsun Hacı abla. Cümlemizden yavrum, cümlemizden inşallah. Tamam canım. Ben şimdi müsaadenizle gideyim. Siz de biraz istirahat edin. Tamam. Zahmet etmeseydin. Rica ederim. Hadi. Hadi güle güle. Sağ ol canım. Sağ ol. Taylan, oğlum iyi misin? Taylan nerede? Evine gitti. Bütün bu olanlardan sonra en iyisi bizden uzak durması. Olmaz. İtiraz istemiyorum. O kız hayatımızda olmasaydı bunların hiçbirisi yaşanmayacaktı. Onun bir suçu yok. Hiçbir şey bilmiyorsun. Biliyorum. Gerekeni söyledim, gönderdim, gitti. Bundan sonra senin yanına bile yaklaşamayacak. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Taylan, oğlum ne yapıyorsun? Taylan! Anlamıyorsun. Beni hayata Ceylan çağırdı. Taylan, lütfen sakin ol. Yardım edin! Sahin Bey! Bırak. Oğlum. Bırak beni. Taylan! Taylan! Henüz ayağa kalkacak durumda değilsiniz. Lütfen yatağa yatın. Ceylan'la konuşma. Taylan Bey. Oğlum lütfen. Hemşire. Ceylan'la konuşma. Hemen sakinleştirici getir. Tamam. Ceylan'la konuşmam lazım. Ömer. Zeynep, uyuyor muydun? Ya gece uyuyamadım da. Geç kalmadın mı işe peki? Yok. Bugün gitmeyeceğim. Niye, kötü bir şey mi oldu? Yok Ömer'im, yok. Bugünlük böyle oldu sadece.
Ceylan, işte kötü şeyler oluyor da bana mı söylüyorsun yoksa? Yok. Ben seni özledim sadece. Ben de seni çok özledim güzelim. Ömer, bir bakıver bana. Ha, geldim Mustafa. Ceylan, kapatayım, ben seni sonra ararım. Tamam mı? Çok öpüyorum seni. Ben de. Korkuttun bizi. İyisin ama değil mi şimdi? Yarın taburcu oluyor. Çok şükür eve dönüyoruz. Ceylan nerede? Tamam, yarın eve gittiğimizde o da evde olacak. Her şey istediğin gibi olacak işte. Sakın. Sakın benimle konuşma. Geçmiş olsun Taylan Bey. Ha, şöyle bırakıver Aytül. Aytül, yarın eve dönüyoruz. Ona göre. Bu arada eve gelecek hemşire için görüşmemiz gerekiyor Melis. Ha, ben Saim Bey'le konuşayım o zaman. Dur. Aytül, Ceylan'ın kardeşi hemşireydi değil mi? Hı-hı. Yani hemşirelik okuyor. Söyleyin ona, o gelsin. Taylancığım, lütfen, oyun değil bu. Sağlığın mevzu bahis. Bir şey olmaz. Ablacığım, Taylan nasıl istiyorsa öyle olsun. Bir sorun çıkmaz artık, merak etme. Melis, öyle olacak şey mi bu? Ben ne yapayım? Yani söyleyeyim mi Ceylan'a şimdi? Seni söylemenle olmaz. Haklı. Abla şimdi nasıl ikna etsin Aytül? İkisi için de senin konuşman lazım. Biliyorsun. Ben bilemedim kızım. Affet beni. Sen bunca sene sonra ailenin yanına döndün. Keşke şu ellerim kırılsaydı da bir tane de ben vurmasaydım. Ama sen gidersen ben ölürüm. Senin nefesin olmadan ben yaşayamam bu evde. Ne olur affet beni. Söz. Her şey düzelecek. Senin bütün yaralarını saracağız Allah'ın izniyle. Bazı şeyler düzelmez. Bazı yaralar da hiç iyileşmez.
oldu sana? Korkutma beni. Korkutma, gel. Gel. Kalk. Hapse nereye? Buralarda duramam. Duvarlar üstüme geliyor. Hamza. Hamza. Sen bizim başımızda olmazsan ne yaparız biz? Ne olursun kendini bırakma. Sen gözün kızın üstünde olsun. Bir daha böyle bir şey yapmaya kalkarsa. Allah esirgesin. Abla. Abla dur. Abla. Melis bırak Allah aşkına. Ne demek bırak? Abla ne yapıyorsun? Taylan'ın halini görmüyor musun? Görüyorum. Bütün gece Ceylan diye sayıkladı durdu. Ne olursa olsun onun arkasında durmamız lazım. Abla, babası hayatta olsaydı ne yapardı? Onu düşün. Ya bir tanecik oğlum var, onu kaybetmeyi göze alabilir misin? Kendine gelmesi için Ceylan şart. Onun dönmesi için her şeyi yapman lazım. Melis, abla. Sen çok kötü bir ablasın. Ama o kadar kötü bir anne olmadığını umuyorum. Hadi bir yolunu bul da getir şu kızı. Anne, bırak ben asarım. Anne, ne oldu? Belli ki bir şey olmuş. Kızım, sonra konuşalım olur mu? Benim esas sana söylemem gereken bir şey var. Dün gece hastanede... Sezgin gel. Sezgin abi, hoş geldin. Hoş bulduk Ceylan. Köydeki bahçeden bizimkiler elma göndermişler. Ben de size getirdim. Sağ ol abi. Sezgin... her şey için çok teşekkür ederim. Ne demek Gülnur abla, lafı mı olur? Sezgin abi, kusura bakma. Ablamın biraz sinirleri bozuk da. Hiç önemli değil. Ben de gideyim artık. Anne. Annem. Annem ne oldu? Anne ne oldu? Hadi anlat bana. Ceylan yengemle mi tartıştınız abi? Yok oğlum, nereden çıkardın? Konuştuğundan beri yüzün gülmedi. Ses iyi gelmiyor ki Saffet. Aklım onda kalıyor. Şu iş bitse de bir dönsem. Abi, hı? Senden bir ricam olacak. Hani tanışırım demiştin ya. Ha, şu gelin umurunda mı? Evet abi. Bugün görüşmeye gideceğim de. Sen de gelsen çok. Ha yok. Yok oğlum, siz baş başa yemeğinizi yiyin ben. Sonra da tanışırım, ne olacak? Abi seni daha sonra nerede bulacağım? Bir tam şu işleri halledelim, gideriz. Büyüksün Ömer abi. Ya Elvan'ın başına bir şey gelseydi? Ben
ne yapardım o zaman, ne yapardım? Annem, düşünme öyle, ne olur kötüyü düşünme. Ay ya, her sabah bir olay. Annem, sen yine neden ağlıyorsun ya? O mu üzdü seni? O bir şey yaptı yine, değil mi? Yok, vallahi gidip konuşacağım artık ben. Yeter ha. Ne bu? Müjgan kızım. Kurban olayım, yapma lütfen, yapma. Müjgan, sakin ol. Ablam canına kıymaya kalkmış. Ne? Ya sen ciddi misin? Ne zaman, nasıl ya? Anlatacağım, anlatacağım hepsini. Ama önce senin komşudan her şeyi alman lazım. Git onu parka falan götür, oynat iyice. Annem bu halde görmesin. Tamam. Heh, geldiler. Abi, bu Olga. Bu da Ömer abi. Safet hep bahsetti sizden. Çok iyi adam dedi. Sağ olsun. Ben Kristina, Olga'nın arkadaşı. Eyvallah, memnun oldum. Buyurun, buyurun. Oturun. Ne içersiniz? Çay içelim. Olur. Bize iki tane çay. Ha, söyle Ali. Bir de bir fotoğrafını çekebilir misin? Onlara baktınız mı peki? Ne yapıyorsun birader sen ya? Abi bir hatıra olsun dedim ya. Safet, bizim vakit çok yok bugün. Fikret anlarsa çok kızacak. Nasıl, Fikret Telcan mı? Evet, bizim patron. Siz kulüpte mi çalışıyorsunuz? Evet. Sağ ol, Safet sen bir gelsene, ben de iki dakika. Gel. Gel bir gel. Biz hemen döneriz Gülüm. Anneme ilaç verdim. Daldı şimdi. Ama aklı hep sende. Biraz yürüyüşe çıkalım mı? Öğrendin mi? Hadi kırma beni. Ceylan. Bak, hiç nasihat dinleyecek halde değilim. Ne olursun ilişme bana. Bahçeye kadar çıkmışsın hava almak için. Yürüyüş daha da iyi gelir. Hadi. Saçmalama, ne demek aşık olmak? Fikret Telcan'ın yokası. Sen bu herifin mekanında da adamın değil mi? Vallahi sandığın gibi değil abi. Benim niyetim çok ciddi. Hem kız da beni seviyor. Ya bırak. Resmen dümene getirmişler oğlum seni. Olga öyle bir kız değil abi. Kaçacağız biz. Kaçacaksınız. Lan hadi diyelim senin dediğin gibi oldu. Sen bu herif sizi bulursa yaşatır mı sanıyorsun? Para biriktirdim abi. Gürcistan'a geçeceğiz. Orada da bize bir şey yapamaz zaten. Oğlum saçma sapan konuşma. Aklını başına al, yürü. Yürü, şantiyeden bekliyorlar. Tamam, yürü, ben bir vedalaşıp geleyim. Abi, kimsenin haberi yok. Lan saf.
Burayı hatırlıyor musun? Eskiden pastaneydi. Hepimiz dondurma yerken sense babama ay çöreği aldırırdın. İşte bazı şeyler böyle değişiyor. Ama bazı şeyler de hiç değişmiyor. Sen hala benim bir tanecik ablamsın. Gerçekten öyle mi? Emin misin? Abla ben seni anlayamam. Ne yaşadığını hayal bile edemem. Ama sen de beni anlayamazsın. O çok sevdiğin ablanın öldü mü, kaldı mı, nerede bilmeden yolunu gözlemenin ne kadar acı verici bir şey olduğunu bilemezsin. Ben bir kere ablamı kaybettim. Ama bir daha kaybetmeyeceğim. Abla biz buradayız. Hepimiz senin için buradayız. Ne olur bir daha bizi bırakıp gitme. Ben sana sonra... Aytun, ben sana telefonda ne dedim? O evle işimiz bitti. Demedim mi? Ben özür dilemek için geldim. Senin söylediğin lafların özrü olmaz. Gülnur Hanım, sizden bir anne olarak rica ediyorum. Lütfen konuşalım. Gülnur abla, bak bahçeye alayım ben Tahir Hanım'ı. Bir dinleyiver ne olur. Gülnur Hanım, ben dün olmayacak laflar ettim. Haddimi aştım, affedin. Ceylan da işine geri dönsün lütfen. Ben Ceylan'a dün olanları anlatmadım bile. O iş olmaz. O zaman hiç bahsetmeyelim. Unutalım yaşananları, olmaz mı? Olmaz. Taylan'ı o kurtarmış. Ben tamamen yanlış anlamışım. Belki de Ceylan olmasaydı, kan kaybından... Oğluma... Seni kurtaran kıza haksızlık ettim. Kovdum, nasıl derim? Gülnur Hanım, siz evladının yüzüne bakamamak ne demek bilir misiniz? Çok ağır laflar ettiniz Feril Hanım. Çok. Tek çocuğumu kaybedeceğim diye çok korktum. Kendimde değildim. Hemşireye de ihtiyacımız olacak bir hafta. Müjgan da gelsin istiyoruz. Ben kolay kolay özür dileyen biri değilim. Daha nasıl af dileyim bilemiyorum ki. Sizden bir anne olarak rica ediyorum. Lütfen. Annem. Bazen olabilir böyle şeyler ha? Müşkan? Yani anladığım kadarıyla Feryal Hanım zaten özür diledi. Sen de ablama söylemediysen eğer ha?
kızım. Bilemiyorum ki. Benim oğlum ölümden döndü Gülnur Hanım. Lütfen. Şey... Peki öyleyse. Çok sağ olun. O zaman yarın ikinizi de bekliyorum. Tabii, ben eşlik edeyim size. Kendim giderim, teşekkürler. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Feryal Hanım ikna etmiş aileyi. Şimdi Melis'e mesaj... ...atmış. Tayla! Oğlum yemin ederim seni iki dakika yalnız bırakmaya gelmiyor ya. Ne var oğlum? Oğlum senin ayakta olmaman lazım ya. Daha kendine gelemedin ki. Bu kız beni kendime getirdi, merak etme sen. Taylan, sence bu kızı biraz abartmıyor muyuz? Hayır. Oğlum kız çok güzel, tamam. Gururlu da. Anladık, sana bir iki kere hayır dedi. Zor kız. Beni niye hayata o kız çağırdı Cenk? Ne bileyim abi ya, vallahi bak... ...senle ne zaman konuşsak iyice puzzle çözer gibi oluyorum artık. Puzzle gibi. İşte benim bu puzzle'ı çözmem lazım. Bana ne olduğunu anlamam lazım. Ömer abi. Saffet, ne yapıyorsun sen burada? Daha fazla dayanamadı Olga. Kaçtı. Kızı pazar söyletme abi işte. Oğlum Fikret'si bulursa gebertir biliyorsun değil mi? Safet, ben geri dönecek. Başka çare yok. Hiçbir yere dönmeyeceksin. Abi bizim Türkiye'den çıkmamız lazım. Olga pasaportunu da çalmış. Ama para... Para getirdim oğlum, para getirdim de. Safet bak, sen eminsin değil mi? Eminim abi. Tam gideceğiniz aracı ayarladım, hemen oyalamadan çıkın hadi. Hadi Hatice. Safet al kızı arkana. Basın lan geri. Al kızı git hadi. Olga gel buraya. Sizinle de sonra hesaplaşacağız. Kimse gelmiyor lan seninle. Alın kızı. Ne yapıyorsun lan sen? Sakın. Bırakın telefonlarınızı, girin içeri. Hadi! Hadi lan, dediğini yapın hadi! Sen de bırak. Bırak sen de, geç. Sakın bak, geç. Lan sen şuraya. Geç! Lan! Hesabını sormayacağım lan ben. Kimin neyin hesabını soruyorsun? Lan sen! Tamam. Ver şu telefonu! Saffet, ver anahtarları, al kızı git. Gidip yürü. Sağ ol abi. Hadi git. Sağ ol. Geç içeri. Geç! Thank you.
Anne babam yattı mı? İyi değilmiş kızım, yattı. Yarın bunu giyeyim diyorum. Olmaz tabii ki. Bu ne böyle kısacık, her yerin açıkta. Hem bu hemşirelik işte nereden çıktı ben anlamıyorum. Ya abla babam bile izin verdi. Sen niye olay çıkarıyorsun ki şimdi? Müjgan sen daha okulunu bitirmedin. Ben de öyle dedim ama. Anneciğim bak biz bu konuyu konuştuk hallettik değil mi ama? Zaten sadece bir hafta ya. Ha? Yok yok ben Aytül ablayla konuşacağım zaten. Öf. Abla, çay demleyeceğiz şimdi. Sen de bizimle otursana. İstemem, sağ ol. Ama kek de var. Ayşe'cim, biz Elvan ablanı götürürüz. Sen merak etme. Eğme başını hiç. Gör bak bu doktor ablama çok iyi gelecek. Ya. Gülnur, hadi kızım hazırsanız hemen çıkalım. Sezgin oğlum bizi arabayla götürüp getirecek. Hacı abla, biz bir hazırlık yaptık ama inşallah yeter. Yok Hamza, benim okumadan tanıdığım bir hanımın kızı var. Onlar bilabeder kadınlar için çalışıyorlarmış. Ya olur mu Hacı abla? Aşk olsun Hamza, yalan mı söylüyorum? Estağfurullah. Hadi güzel kızım, gel. Hanım, çıkınca hemen bana telefon at olur mu? Ay şu doktor bir çağrı olsa bari. İnşallah. Vay vay vay. Demek burası ha? Evet. Of abla ya. Ne diyorsun? Müşgen. Hadi doğru düzgün davran gidelim. Ay tamam abla ya. Abla bunun dışı böyleyse içi nasıldır kim bilir? Müşgen ben kime diyorum? Üf abla Müşgen. Tamam. Hadi girelim, öleceğim zaten meraktan ya. Vay anasını be. Sana diyorum sana, hadi. Bakarsın sonra yine. Aa, kızlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Döndüler mi hastaneden? Ha, döndüler az önce. Ha Ceylan, doktor bir tane yemek listesi vermiş. Sen onun hazırlıklarına başla. Ben de Müjgan'ın geldiğini haber vereyim ha. Müjgan. Ay ne var abla? Rahat dur. Vay vay vay.
Müjgan. İnsanlar nerelerde yaşıyor ya? Müjgan sana ne? Nerede yaşıyorlarsa yaşıyorlar. Sen buraya çalışmaya geldin, unutma. Bırak bunu da kıracaksın. Ay abla, markasına da mı bakmayayım ya? Şu küçücük şey ne kadar sen biliyor musun? Müjgan. Seni bekliyorlar. Geldim abla. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.